Jane Wicklow, kızı Anna, Eylül 2017'de sezeryenle dünyaya geldiğinde her şeyin yolunda olduğunu düşünüyordu. Ama henüz doktorların bile bilmediği gerçek kısa süre sonra ortaya çıkacaktı. Anna, sadece birkaç dakika içinde cildinin çatlamasına sebep olacak bir hastalıkla dünyaya gelmişti. Doğumda son derece normal ve güzel görülen bebeğin cildi havayla temas ettikten yalnızca birkaç dakika sonra sertleşmeye başladı, ardından vücudunun her yerinde açık yaralara sebep oldu. Jenny, doktorların ve hemşirelerin bebeği gördükten sonra sarsıldığını ve kocasının ameliyatın ardından uzun süre sessiz şekilde oturduğunu dile getirdi. Ulusal Nadir Bozukluklar Örgütü'ne göre Anna'ya, bebeklerin kalın deri pullarıyla kaplı olarak doğduğu nadir bir cilt hastalığı olan ve yaklaşık 500 binde bir görülen Harlequin iktiyozisi teşhisi kondu. Küçük kız bu hastalık yüzünden hayatının ilk ayını bir tıp merkezinde gözetim altında geçirdi. Ama işin kötüsü, hastalığın bilinen bir tedavisinin olmamasıydı. Anne Jenny'ye doktorlar kızını gösterip durumu anlatmaya başladıklarında genç kadın gözyaşlarını tutamıyordu. Doktorlar bu durumda Anna'nın çok uzun süre hayatta kalamayacağını, kalsa bile büyük acılar çekebileceğini anlattı. Harlequin iktiyozisi, vücuda normal cilt hücresi gelişimi için kritik olan bir proteini yapma talimatı veren genin mutasyonlarından kaynaklanıyor. Bu rahatsızlıkla doğan bebekler, kısa sürede oluşan kalın deri pullarıyla kaplı olarak dünyaya geliyor. Erken doğumada sebep olan hastalık ayrıca enfeksiyon, dehidrasyon ve diğer komplikasyonlar açısından daha yüksek risk oluşturuyor. Kalın cilt pulları doğumdan sonraki ilk haftalarda dökülse de sürekli yeniden oluşuyor ve bu da bebeğe acı veriyor. Geçmişte bu durumdaki bebeklerin genellikle doğumdan sonra uzun süre hayatta kalmadıkları belirtiliyor. Ancak iyileştirilmiş yeni doğan bakımı sağ kalan bebek sayısını arttırdı ve Harlequin iktiyozlu birkaç kişi gençlik dönemlerinde 20'lerinde yaşamayı başardı. Yine de sağ kalma rakamları oldukça düşük. Doğumda ortaya çıkan kalın deri pulları döküldükten sonra deri kırmızı bir renk alıyor ve ince pullarla kaplanıyor. Bu semptomların tedavisi cildin nemli kalmasına yardımcı olan ve enfeksiyona yol açabilecek çatlakları önleyen yumuşatıcı kullanımını içeriyor. Anna'nın derisinin çatlamasını önlemek için anne Wicklow günde birkaç kez 2 saatlik banyolar yapıyor ve birkaç saatte bir yoğun bir nemlendirici merhemle kaplıyor. Anna ayrıca fizik tedavi görüyor ve vücudu çok fazla deri ürettiği için her gün 2100 kalori alması gerekiyor. Wicklow, kızının ihtiyaç duyduğu sürekli bakımı sağlamak için işini de bırakmak zorunda kaldı. Her gün, her saatini onunla geçirmeye başladı. Kızı için her zorluğa dayandığını ve asla şikayet etmediğini de söyledi. Genç kadın Anna'ya bakmak için işini bıraktıktan sonra bir aile dostu onun tıbbi masrafları için para toplamak amacıyla kampanya başlattı. Anna sosyal medyada binlerce kalbi ele geçirdi. Aile, Anna için Umut başlıklı bir Facebook sayfasına ve Harlequin Diva adlı bir Instagram profiline sahip. Bu sayfa sayesinde Anna'nın yaşadığı durumla ilgili birçok kişinin bilinçlenmesi sağlanırken, aynı zamanda bu büyük mücadelenin birçok insana ilham olması da amaçlanıyor. Wicklow, Anna'nın hikayesinin işler korkunç göründüğünde bile insanlara pozitiflere odaklanmaları için ilham vermesini umuyor. Mutluluğu seçebilirsiniz. Bu gerçekten hayatınızda neler olduğu ile ilgili değil. Bunun yerine nasıl ilerlemeyi seçtiğinizle ilgili diyor. Her sabah uyandığında kızının gülümsemesine baktığını ve ona sahip olduğu için kendini çok şanslı hissettiğini söylüyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.